Merhaba sevgili dokuzlar, hepinize hoş geldiniz. Bu videomuzda 2023-2024 tarih dersine yönelik birinci dönem birinci klasik sınavına yönelik bir hazırlık çalışmasını hep beraber yapacağız. Biliyorsunuz ki Milli Eğitim bu sene aldığı karar gereği bu seneki ilk sınavlar ortak ve klasik sorulardan oluşacak. O bildiğimiz sürekli yaptığımız çoktan seçmeli sınavdan farklı olarak kısa cevaplı ve düşünmeye, yoruma dayalı sınavlar yapılacak ortak sınav. İşte bu sınavda Milli Eğitim'in yayınladığı örnek senaryo sınavlarının bir benzeri sorulara yakın sorulardan oluşan, yani Milli Eğitim'in yayınladığı sorulara yakın sorulardan oluşan toplamda 5 tane soru sorup cevaplarını bulacağız ve bir hazırlık çalışması yapacağız. Eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Videomuza geçmeden şimdi hemen beğeniyoruz ve çalışmamızı paylaşıyoruz. Eğer abone değilseniz abone olmayı unutmuyoruz. İlk sorumuz şöyle. Hem YKS'de soruluyor ve bütün sınavlarda aslında karşımıza geliyor. Tarihe yardımcı bilimlerden 5 tanesini yazarak bir tanesini açıklayınız diye öğretmeniniz, hocanız tarih dersinde böyle bir soru sorarsa. Biz de hemen 5 tanesini yazacağız ve bir tanesini açıklayacağız ve kaç puan alacağız biliyor musunuz? Toplam 20 puan. Hemen yazalım. İlk yazalım bunlardan en önemlisi tarihe yardımcı olan bilimlerden bir tanesi arkeoloji. İkincisi heraldik. Üçüncüsü epigrafi. Dördüncüsü ne yazalım? Numizmatik. Beşincisine de ne yazalım? Coğrafya. Yani tarihin vazgeçilmez kardeş bilimi diye biliriz. Arkeoloji, heraldik, epigrafi, numizmatik, coğrafya. Bunlar içerisinde canınız hangisini istiyorsa açıklayabilirsiniz. Kısacası örneğin biz hangisini açıklayalım? Biz arkeolojiyi açıklayalım. Arkeoloji diğer ismiyle ne bilimiydi sevgili dokuzlar? Tabii ki kazı bilimi. Özellikle yazı bulunmadan önceki dönemde yaşayan insanlarla ilgili bilgi edinmek istediğimizde kazı yaparak yer altındaki insanlara ait geçmişteki nesneleri bularak tarihe yardımcı oluyordu arkeoloji. Heraldik neydi? Arma bilimi. Epigrafi neydi? Yazıt bilimi. Numizmatik neydi? Para bilimi. Coğrafya neydi? İçinde yaşadığımız çevreyi tanımaya, bize anlatmaya çalışan sosyal bilimlerdi. İşte bunu yaptığınızda toplamda kaç puan almış olacaksınız? 20 puanı cebe indireceksiniz. Bu kadar basit aslında. Hemen ikinci sorumuza gelelim. Bu soru da size sorulabilir. Örnek senaryolarda böyle bir soru var. Soru şöyle sorun gençler. Soru şöyle. Aşağıdaki tarihlerin hangi yüzyılda olduğunu belirtiniz. Toplamda 20 puan. 5 tane tarihimiz var ve biz bunları ne yapacağız sevgili gençler? Biz bunları hangi yüzyılda olduğunu belirleyeceğiz. Peki bunun çok basit bir yöntemi var. Hemen o yöntemi kullanacağız ve bu tarihlerin hangi yüzyılda olduğunu ortaya çıkaracağız. Yöntemiz şu. Bu sayının son iki rakamını kapatıp buna sadece bir ekleyeceğiz ve kaçıncı yüzyılda olduğunu bulacağız. Bakın 2023 tarihi kaçıncı yüzyıldaymış? 21. yüzyıl. 1981 aslında 1881 diye yazılması gerekiyordu. Bu neydi? Mustafa Kemal'in doğum tarihiydi. Dolayısıyla şu son iki rakamı kapatıp bir eklediğimizde ne oluyordu? 19. yüzyıl. Bakın bu kadar basit. 1876 neydi? Ne hatırlatıyor size? Meşrutiyetin ilanını Osmanlı Devleti'nde kapatıp bir eklediğimiz zaman kaçıncı yüzyıla denk geliyor? Yine 19. yüzyıl. 1453 hangi tarih? Neyi hatırlatıyor size? Tabii ki İstanbul'un fethini kapatıp hemen bir eklediğimizde kaçıncı yüzyıla denk geliyor? 15. yüzyıla. 1299 neyi hatırlatıyor size? Osmanlı Devleti'nin kuruluş tarihini. Bir eklediğimizde kaçıncı yüzyıla geldi? 13. yüzyıl. Burada yapmamız gereken şu. Tekrar ediyorum sevgili 9. sınıflar. Bakın 2023. Son iki rakamı kapatıp artı bir dediğimizde sonucu buluyoruz. Bize verilen tarihin hangi yüzyıla denk geldiğini buluyoruz. Bakın 20 puanımızı daha aldık. Kaç puanımız oldu? 40 puan. Evet bakın değil mi? Aslında bence daha güzel. Hem düşünüyorsunuz, hem yazıyorsunuz, hem yorumluyorsunuz. Yani test mantığı biraz aşmamız lazım. Yani bu eskiden bizim öğrenciliğimizde klasik sınavları yapardı ve biz
İki kağıdı doldurup bazen üç kağıdı öğretmene verirdik. Evet, bizim puanlaması biraz zor ama en azından yazma becerimizi kaybetmedik o dönemde. Üçüncü sorumuz, bu arada beğenmeyi, yorum yapmayı, arkadaşlarımıza önermeyi unutmuyoruz ki daha fazla arkadaşımıza ulaşalım. Üçüncü sorumuz şöyle gençler. Türkler tarihte kullandığı takvimleri yazarak en son kullandıkları takvimi belirtiniz. Türklerin tarihte kullandığı takvimleri yazacağız. Yine örnek senaryo sorularda böyle bu tarz bir soru var. Ben de bütün takvimleri soru olarak sordum size. Hemen bunları tek tek yazacağız sevgili arkadaşlar. Hemen kırmızı kalemimizi yine alalım. Şu şekil sevgili dostlarım. Birincisi, Türklerin kullandığı ilk takvim İslamiyet öncesi Türklerde 12 hayvanlı. Yani her bir aya bir hayvan isminin verildi. 12 hayvanlı Türk takvimi. Bu aynı zamanda Türklerin kullandığı ilk takvim olarak da biliniyor. İkincisi sevgili arkadaşlarım, ikincisi Türklerin Selçuklular döneminde kullandığı Celali takvimi. O Selçuklular döneminde kullanılmış bu takvim sevgili arkadaşlarım. Üçüncüsü Osmanlılar döneminde kullanılan Rumi takvim. Özellikle de ticari işlerde kullanılmış Rumi takvim. Yine Osmanlılar döneminde kullanılmaya başlanan önemli bir takvim daha var. O da Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye göçünü esas alan Hicri takvim. Hicri takvim. Sevgili arkadaşlarım, en son ülkemizde Hicri takvim kaldırılarak kullanılan takvim ise miladi, şu an kullandığımız miladi takvim. Ve soruda şunu da sormuş. En son kullanılan takvim sorulduğu için Türklerin şu an kullandığı en son takvim 1926 yılında bu takvim kullanılmaya başlanmış en son takvimdir bu. Demek ki Türklerin kullandığı ilk takvim sorulduğu zaman sevgili arkadaşlarım 12 hayvanlı, en son kullandıkları takvim miladi takvim. Ne zamandan itibaren kullanmaya başlamış? 1926'da. Demek ki Türkler tarihte toplamda 5 tane ne kullanmışlar? Takvim. 12 hayvanlı, Celali takvimi, Rumi takvim, Hicri takvim ve miladi takvim. Bu arada Osmanlılar döneminde hem Rumi hem de miladi takvim birlikte kullanılmış. Şu iki takvim. Hicri genelde dini alanda, Rumi ise ticari, sosyal alanda kullanmış. İkili bir takvim sistemi kullanmış. Kimin döneminde? Osmanlı döneminde. Tamam sevgili arkadaşlarım. Üçüncü sorumuz da bu şekil. Toplamda bir 20 puanımızı daha aldık. Şu an 60 puanımız cebde. Yavaş yavaş kaç puana doğru ilerliyoruz? 100 puana doğru ilerleyeceğiz. Geldik dördüncü sorumuz. Örnek senaryo sorularında çok yorum soruları var arkadaşlar. Yorum. Yani Milli Eğitim öğrencinin bir muhasebe yapmasını, yorum yapmasını istiyor. Yani parçayı okuyup kendi yorumunu yazmasını istiyor. Dördüncü soruyu da şöyle sordum size. Tarihte yazının hangi uygarlık tarafından icat edildiğini yazarak yazının icadının insanlığa etkisini kısaca yorumlayınız demiştim arkadaşlar. Zaten hemen cevabı verdik. Yazıyı kim icat etmişti sevgili arkadaşlarım? Tabii ki Mezopotamya uygarlıklarından olan kim? Sümerler. Sümerler takriben sevgili arkadaşlar milattan sonra 3500'lerde bu takvimi sevgili arkadaşlarım icat edildikleri düşünülüyor. Bu Sümerlerin yani ilk yazıyı kullanmaya başladıkları söylenebilir Sümerlerin. Peki yazı bulunmadan önce insanlar nasıl, ne yapıyorlardı? Daha doğrusu insana kattığı değer yorumlarsak ne deriz? Bunu bir yorumlayalım. Meşhur bir söz vardır. Söz uçar, yazı kalır. Şimdi burada özellikle şöyle bir sevgili arkadaşlar birer birer bir gidersek kavramlarımızı yazalım, yorumlamaya çalışalım. Birincisi yazı sayesinde bilgi birikimi arttı. Çünkü özellikle yazı sayesinde bilginin kalıcılığı sağlandı. Kalıcı olan bilgi ne olmaya başladı? Birikmeye başladı. Bu da uygarlığın gelişmesini sağladı. İkincisi bilginin depolanması
kolaylaştı. Yani var olan bilgi yazı sayesinde Sümerlerle beraber kayıt altına almaya başlandı ve depolanmaya başlandı ve depolanmayla birlikte bir bilgi birikimi arttı. Bilgi birikimiyle birlikte kültürel bir ilerleme yaşandı ve bu da uygarlığın, insanlığın hızla ilerlemesini bilgi arttıkça teknoloji arttı. Teknoloji arttıkça insanlık ne oldu? Gittikçe gelişmeye başladı söylenebilir. Özellikle iletişim kolaylaştı. Yazılı iletişim gelişmeye başladı. Yazıyla birlikte yazılı tarih gelişmeye başladı. Yazılı tarih. Biliyorsunuz yazılı tarih kiminle başlıyordu? Hititlerle, Analar dedikleri yıllıkları yazarak tarih yazıcılığını başlattılar. Demek ki yazının bulunmasıyla birlikte şöyle diyebilir sevgili arkadaşlarım. Bir kere bilginin depolanması sağlandı. Bu sayede bilgi birikimi gelişti. Bilgi birikimiyle birlikte insanlık ön plana çıktı. Bilgi gelişti, teknoloji gelişti. Aynı zamanda yazılı iletişim, insanlar arasında iletişim arttı ve insanoğlu yazılı tarihi başlamış oldu. Bunları kısaca bu şekilde yorumlayabiliriz. Tabii ki sizler farklı bir şekilde yorum katabilirsiniz. Buradan da 20 puanımız arttıktan sonra kaç puanımız oldu? 80 puanımızı bu şekilde cebe indirdik. Şimdi geldik son sorumuza. Bu çalışmamızın son sorusu. Öğretmeniniz tarih bilgini tanımlamanızı sağlayarak geçmişi, tarihi bilmenin faydaları ne olduğunu ise sorabilir. Bakın önemli bir soru. Tarih dersinin tanımını yaparak geçmişi bilmenin faydalarını kısaca yorumlayınız diye size sorabilir. Peki biz tarihi nasıl tanımlıyorduk? Tarih geçmişteki olayları, değil mi? Yer, zaman, mekan, değil mi? Tarih demeyelim de şöyle diyelim, mekan, neden sonuç ilişkisi içerisinde geçmiş olayları yer zaman mekan göstererek neden sonuç içerisinde inceleyen bilim dalını biz ne olarak tanımlıyorduk? Tarih olarak tanımlıyorduk. Yani tarih bir olayı yerini, zamanını, mekanını belirterek bunu neden sonuç içerisinde ne yapar? İnceler. Peki geçmişi bilmenin bize faydaları nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar, tarih bize en fazla bizim tarihi öğrenirken faydası nedir? Bizim geçmişimizi öğrenmemizi sağlıyor. Dolayısıyla biz geçmişi öğrenerek ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir muhasebe yapmayı, bir neden sonuç ilişkisi kurmayı, olaylar arasında bağlantı kurmayı ve böylece geleceğimizi daha sağlam, daha arkadaşlar faydalı ve daha iyi planlamayı geçmişteki olayları öğrenerek aslında sağlıyoruz. Dolayısıyla aslında tarih bizim neyimizdir? Bellektir. Yani belleğini yitiren bir insan nasıl bir hiç haline geliyorsa, tarihini, geçmişini bilmeyen bir insan da bir topluluk da muhtemelen hiçleşir. Neden sonuç ilişkisi kurma becerisini yitirir. Sorgulama becerisini yitirir ve geleceğini ne yapamaz, planlayamaz. O zaman tarihin bize en önemli aslında faydası geleceğimizi planlamamızı sağlıyor. Sağlıklı bir şekilde. Çünkü geçmişte yaşananları, acıları, tatlıları, savaşları, barışları, mücadeleleri siz bildikçe geleceğinizi de buna göre ne yapacaksınız? Tabii ki siz belirleyeceksiniz. Tarihin en önemli faydası budur. Yani kısacası biz tarihi şöyle tanımlıyoruz. Geçmiş olayları yerini, zamanını belirterek neden sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bilim dalıdır. Ve en önemli faydası geçmişte yaşananları öğrenmemizi sağlayarak geçmişimizi daha sağlıklı planlamamızı sağlar diyorum sevgili genç arkadaşlarım. Böylece 2023-2024 eğitim öğretim yılı 9. sınıf 1. dönem 1. yazılısına yönelik bir çalışma yaptık. Tarihe yardımcı bilimleri ezberleyin bir. İkincisi sevgili arkadaşlarım yüzyılları çevirmeyi, özellikle tarihleri hangi yüzyılda olduğunu çevirmesini öğrenelim. İki, üçüncüsü özellikle Türklerin tarih içerisinde kullandığı bütün takvimleri ve bu takvimler hangi dönemde geliştirilmiş, kim tarafından geliştirilmiş bunları bilelim. Üç, özellikle yazının bulunmasının insanoğlu üzerindeki etkisini bilelim, yorumlamasını yapalım. Dört, bir de tarihin ne olduğunu, tarih bilmenin yarar ve zararlarını
bilmenin yararları, bilmemenin de zararlarını yorumlarsak muhtemelen bu sınavımızda toplamda kaç puan almış olacağız? İnşallah 100 puan almış olacağız. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. 100 alanlar mutlaka videonun altına yorumunu bekliyorum. 100 alırsanız buraya bekliyorum. Hepinize sevgiler, selamlar. Hepinize başarılar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.